Evet, merhaba dostlar ve sonunda beklenen Alcaraz geldi. Europower Alcaraz'ı şimdiye kadar Alcaraz'lar tarihinde hiçbir Alcaraz Europower kadar beklenmemişti. Yaklaşık olarak son 5 veya 6 haftadır özellikle Gesani tarikatı üyeleri her gün, her hafta Perşembe günü Europower'a ona gelecek mi beklentisi yaşıyordu. Gesancıların dışında yüz binlerce kişi de ayrıca Europower'ın Alcaraz'ını bekliyordu. Tabii ki bu süreçte çok fazla şey değişti. Örneğin Europower'ın biz aslında oransal bir Alcaraz olacağını bekliyorduk. Fakat SPK'nın yeni kuralları gereği artık bireyseller için oransal Alcaraz şimdilik şu anlık yok. Bu nedenle Europower Alcaraz'ımız eşit dağıtım. Evet, özel bilgilerimize göre lotların %80'ini bireyseller ayırmışlar. Arz fiyatı sabit fiyat 40 TL 60 kuruş ve totalde ek pay dahil 60 milyon not Alcaraz deliyor. Toplamda Alcaraz'ın TL büyüklüğü ise 2 milyar 436 milyon TL gibi ortalama bir rakam. Çok devasa büyük bir Alcaraz değil aslında, çünkü yine daha büyük Alcaraz'ları da zaten daha önce görmüştük. Ve ben bu Alcaraz için Astor'un küçük kardeşi geliyor şeklinde bir başlık attım. Peki neden Astor'un küçük kardeşi? Tabii ki buna da Europower'ı Astor Enerji Alcaraz'ı ile kıyaslayıp göstereceğim tabii ki. Ve Astor'un da yine 2022 yılı 4 çeyrek toplamındaki mali yapısı ile kıyaslayacağım. Alcaraz'ımızın, Europower'ın talet toplama tarihleri ise 12, 13 ve 14 Nisan günleri olacak. Bireyseller için ilk gün başvurmak ile son gün başvurmak arasında bir fark yoktur. Ve şimdi detaylara geçelim. Evet, sol tarafımızda o beklenen Alcaraz'ımız Europower ve sağ tarafımızda yine yakın zamanda Alcaraz olan ve onunla çok yakın bir sektörde şirket olan Astor Enerji olacak. Şimdi tabii ki bizim için önceliğimiz Europower. Şirketin adı Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Kuruluş tarihi 2008, Kahramankazan, Ankara. Gördüğümüz gibi şirketimiz aslında yeni bir şirket. Çok köklü bir geçmişi yok. Örneğin Astor'a baktığımız zaman Astor'un geçmişi 1983 yılına dayanıyor. Ama Europower 2008. Şimdi Halkaraz'dan önce Europower'ın ortaklık yapısına bakalım. Gelişim Elektrik şirketi şu an borsada işlemde. Yani GESAN. %70 pay sahibiymiş. Muhittin Beyiç Harmanlı, kendisi aynı zamanda yönetim kurulu başkanı. %17,5 pay sahibiymiş ve Halkaraz'dan sonra pay oranı %7,65 olacak ve kendisi ek pay dahil 13.787.500 lot satış yapacak. Bunun dışında Ali Gökhan Öztürk ise %6 pay sahibiymiş. Halkaraz'dan sonra ise payların oranı %4,44 olacak ve kendisi 725 bin lot pay satış yapacakmış. Bunun dışında Ramin Malik Halkaraz'dan önce %5,5 pay sahibiymiş. Halkaraz'dan sonra payların oranı ise %4,15 olacakmış. Ve kendisi 487.500 lot satış yapacakmış. Bunun dışında Mesut Baz isimli kişi ise %1 pay sahibiymiş. Halkaraz'dan sonra payların oranı %0,8 olacak ama kendisi bir pay satışı yapmıyor. Ve ek pay dahil halka açık olacak kısım ise %27,27 olacakmış. Peki yönetim kurulu başkanı Muhittin Beyiç Harmanlı kimdir? En başta Muhittin Bey ile ilgili şöyle bir durum var. Kendisinin nereli olduğunu, nerede olduğunu dair bir bilgi erişemedim, fakat sitesinde İTÜ Elektrik Mühendisi bölümünden 1980 yılında lisans ve 1982 yılında ise yüksek lisans derecesi ile mezun olduğu yazıyor. Kariyer geçmişine baktığımız zaman çok önemli kurumlarda çok önemli görevler almış. İnternette Muhittin Beyiç Harmanlı'nın resmine baktığımız zaman zaten ismi böyle bir çok ağır abi, bir sanki bir mafya babası gibi bir ismi var. Kendisinin resminde oldukça böyle bizler için korkutucu gözüküyor. Tabii ki bunlar sadece algıdır. Devam edelim. Şirketimizin sektörü tabii ki herkesin bildiği üzere sanayi sektöründe enerji. Bir sanayi şirketi sektörü kategorisi enerji. Şirketimiz alçak gerilim, orta gerilim ve yüksek gerilim ekipmanı ve malzemeleri üretmektedir. Yani bir üretim yapan bir şirket. Şirketin bünyesinde bulunan Ar-Ge merkezi ile şirket faaliyet alanına ilişkin yeni ürünler tasarlamakta ve geliştirmektedir. Şirket yenilenebilir enerji tiplerinden güneş enerjisi sektörü için konstrüksiyon, güneş paneli, depolama sistemleri, mesken ve küçük ticari işletme tipi paket güneş enerjisi çözümleri üretmektedir. Ürettiği bu elektriksel ve elektromekaniksel ürünlerin ve sistemlerin ihracatını bugüne kadar 66 ülkeye gerçekleştirmiş olup ürettiği tüm ürünler ve bu ürünlerin kullanıldığı sistemlerin tamamı için mühendislik, tasarım, anahtar teslim kurulum, uygulama, test, devreye alma ve eğitim hizmetleri vermektedir.
Peki şirketin şimdi load bilgilerine bakalım. Halka arzdan önce şirketin 175 milyon TL ödenmiş sermayesi yani lotu varmış. Örneğin Astor'a bakıyoruz. Astor'un halka arzdan önce 850 milyon TL ödenmiş sermayesi vardı. Aslında buradan aslında Astor'un Europower'a göre ne kadar daha fazla büyük olduğunu anlayabiliyoruz. Onu da şöyle. Bakın burada 850 bölü 175 dediğimde Astor zaten yaklaşık olarak ödenmiş sermaye bakımından halka arz öncesine göre Europower'dan 5 kat daha büyükmüş. Devam edelim şimdi. Europower bu halka arzda 45 milyon not sermaye artırımı yapıyormuş. Ve ortaklar da 5 milyon not pay satışı yapacaklarmış. Bunun dışında ortaklardan Muhittin Bey Çarmanlı 10 milyon not ek pay satışı yapmak üzere hazırda ek payları olacakmış. Halka arzda yüksek talep gelirse bu ek payları satacakmış ve büyük ihtimal bu halka arzda yüksek bir talep gelecek. Biz çoğu hesaplamada bu ek payın satılacağını tahmin ederek bir hesaplama yapacağız. Ek pay dahil halka arz edilen toplam not 60 milyon not. Kitin halka arzdan sonra halka açık artı halka açık olmayan toplam notu 220 milyon not olacakmış. Astronet'e şu anda 998 milyon not. Halka arzın büyüklüğüne bakalım. Ek pay dahil halka arzın büyüklüğü 2 milyar 436 milyon TL gibi güzel bir rakam. Örneğin Astor'da bu halka arzın büyüklüğü 2 milyar 625 milyon TL idi. Yani Astor, Europower'a göre halka arz büyüklüğü bakımından da daha büyüktü. Bu halka arzda şirketin payı ek pay dahil olmak üzere %75, ortakların payı ise %25. Yani halka arz gelirinin büyük çoğunluğu şirkete gelecek. Şirket katılım endeksinin şartlarını sağladığını Borsa İstanbul'a bildirmiştir. İlgili belgeyi doldurmuştur. Borsa İstanbul şirketimiz işleme başladıktan sonra değerlendirme alacaktır ve büyük ihtimal dahil edeceğini bekliyoruz, düşünüyoruz. Çünkü genelde bu belgeyi dolduran kişilerin katılım endeksleri çoğunlukla kabul ediliyor. Astor'un izahnamesindeki mali yapısı 2022 ilk 3 çeyreğe aitti. Fakat Astor'un daha sonra 2022 yılı son çeyrek bilançosu da açıklanmıştı. Ben de bu bilgileri ekledim. Buna göre her iki şirketin de şu anda 2022 yılı toplam yıl bazındaki 4 çeyrek mali yapısı bulunuyor. Şimdi öz kaynağa göre baktığımız zaman Europower'ın şu andaki öz kaynağı 100 milyar TL üzerinden 0.8. Astor'un ise 3.3. Yani aslında her bakımdan aynı oran devam ediyor. Örneğin 3.3 bölü 0.8 dediğimizde 4.125. Yani gördüğümüz gibi Astor Europower'a göre öz kaynak bakımından çok daha büyük. Tabii ki Europower'ın halka arzdan sonra şirkete bir öz kaynak girişi de olacak. O zaman oranlar birazcık daha fazla değişecektir. Şimdi Europower'ın 2022 yılı için toplam yıl bazında toplam varlıkları 1 milyar 845 milyon TL'ymiş. Kısa vadeli yükümlülüğü ise 804 milyon TL'ymiş. Uzun vadeli yükümlülük ise 192 milyon TL'ymiş. Toplam yükümlülük ise 996 milyon TL olarak ortaya çıkıyor. Varlıklarından toplam yükümlülüklerini çıkardığımız zaman şirketin şu andaki öz kaynağı 848 milyon TL'ymiş. Peki kâr durumuna bakalım. Şirket 2022 yılında yıl bazında net kâr olarak 375 milyon TL'nin kâr elde etmiş. Geçen sene 2021 yılında ise 104 milyon TL'nin kâr elde etmiş. Ve 2020 yılında ise 49 milyon TL net kâr elde etmiş. Şimdi baktığımız zaman 2022 yılında 375 milyon TL'nin net kâr elde etmiş. Toplam borcu ise 996 milyon TL'ymiş. Yani yaklaşık olarak 3 yıl gibi bir sürede aslında borçlarını kapatacak seviyede net kâr durumu çok iyi gözüküyor. Şimdi Astor'un da net kârına bakalım. Astor 2022 yılında yıl bazında 1 milyar 827 milyon TL net kâr elde etmiş. Europower'a göre 5 kat daha fazla bir miktarda net kârı var. Peki şimdi Europower'ın halka arzdan sonrası için defter değerine ve PDR'ü DD oranına bakalım. Halka arzdan sonrası için defter değeri 11 TL 81 kuruş olarak ortaya çıkıyor. Buna göre 40 TL 60 kuruş halka arz fiyatı ile bölü benim hesapladığım defter değeri dediğimizde PDR'ü DD değeri 3.43 olarak ortaya çıkıyor. Peki bu nasıl bir oran? Şu anda Astor'un PDR'ü DD değeri 17.71 ve son kapanış fiyatı 58 TL 75 kuruştu. Yine çok yakın olmasa da şirket manası var. Şimdi baktığımız zaman aslında PDR'ü DD değeri Europower için gayet uygun gözüküyor. Çok fazla kıyas yapacağımız benzeri bir sektörde aslında şirket de yok. PDR'ü DD değeri çok iyi gözüküyor. Tabii ki Astor 12.5 TL ile halka arz olmuştu. Yani nereden nereye gelmiş? Peki şimdi dağıtım tiplerine geçelim. Bu halka arzda 3 tane grup var. Bireyseller, şirket çalışanları, bu da grup olarak çalışanlar ve yurt içi kurumsallar. Bireyseller notların
%80'ini vermişler. 40 milyon not. Yurt içi kurumsallara %17'sini ve şirket grup çalışanlarına ise %3'ünü vermişler. Bu bakımdan çok iyi. Bireyselere çok yüksek bir pay vermişler. Bireyseler için halka arası büyüklüğü eğer ek payın da %80'ini verirlerse 1 milyar 948 milyon TL. Örneğin Astor'da bu oran 1 milyar 28 milyon TL'ydi. Yani Astor'a göre bireyselere çok daha fazla bir miktarda TL ayrılmış oluyor. Eğer ek pay dahil olmasa bile ek pay hariç bireyseller için halka arasının büyüklüğü 1 milyar 624 milyon TL. Yine çok daha büyük. Evet, şimdi başvuru kısmına geçelim. Şimdi bu başvuruda da yine nakden hesaben teminat seçenekleri, mevduatlar, fon seçenekleri mevcut. Hissenin de fonları ile de teminat gösterip başvuru yapabiliyoruz. 12, 13, 14 Nisan 2023 Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri. Başvuru yerleri ise konsorsiyum lideri Ak Yatırım Menkul derler. Yani Akbank. Bunun dışında çoğu büyük banka var. Yani İş Bankası, Yapı Kredi, Ziraat Vakıf, Halk Garanti, Denizbank hepsi var. Olmayan büyük banka olarak Burgan Bank'ı, ICBC ve QNB'yi bank olarak görmedim. Ama bunların yatırım menkul şirketleri üzerinden başvuru var. Yine kesin bilgiler için izahnameyi kontrol edebilirsiniz. Peki yine bir kişinin aynı TC kanalı ile sadece bir tane başvurusu kabul edilecekmiş. Şimdi taahhütler kısmına geçelim. Fiyat istikrarı başlığı altında bir açıklama var. Planlıyorlarmış. Fakat tabii ki bu zorunlu bir taahhüt değil. Günlük emir taahhütü yokmuş. Geri alım taahhütü yoktur. İhracatçının yani şirketin taahhütü ise hakazdan sonra bir yıl boyunca bedelli veya bedelsiz yapmayacağını söylemiş. Ortaklar da yine hakazdan sonra bir yıl süreyle yeni pay satmayacağını söylemiş. Halkaraz geliri ne olacak diye baktığımız zaman şirket Halkaraz'da 1 milyar 752 milyon TL net para girişi olacakmış. Bunun %5 ile 25 arasını Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları ve bu çalışmalar sonucu çıkan ürünlerin seri malta dönüşümü %5 ile 20 arasını mesken ve küçük işletme tipi kompakt güneş santrali ekipmanı yani bunun adı Sun Junior bu ürünlerin adı güneş santrali invertörü ve akım gerilim transformatörü imalatı için gerekli makine, teçhizat, cihaz ve ekipman alımı. Ve yine %5 ile 25 arasını enerji üretimi veya depolamasına ilişkin güneş santrali başta olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımları için kullanacaklarmış. Gayet güzel. Ve yine %5 ile 25 arasını devam eden yatırımların sonuçlandırılması, üretim kapasitesi ve çeşitliliğini artırma yönelik fabrika, makine ve ekipman alımı. Yine %5 ile 20 arası iş makinesi, makine teçhizat ekipman. Çok fazla başlıkta aslında makine teçhizat ve ekipman kelimeleri var. Benim için çok önemli bir nokta, çok beğendiğim bir kısım burası. Yine %5 ile 30 arasında ise yeni fabrika alanı, fabrika arazisi veya binası gibi gayrimenkul edinimi, fabrika binası genişletme ve yenileme veya yeni tesis kurulumu. Yani önümüzde bir yeni fabrika durumu söz konusu. Ve yine %5 ile 15 arasında güneş paneli ve transformatör fabrikası, çeşitlilik ve kapasite artırımına ilişkin yatırımlar. Gayet güzel. Kalan kısmını ise borçları ve işletme sarması için kullanacaklarmış. Yani Halkaraz gelirinin kullanım yerleri bakımından çok güzel gözüküyor. Şimdi puanlama kısmına geçelim. Bireysel'e %100 pay veriyor mu? %80'ini veriyordu. Bu da 2 üzerinden 1.75 puan aldı benden. Halkaraz'ın geliri şirkete mi giriyor, ortaklara mı diye baktığımız zaman %75'i şirkete giriyordu. 1 üzerinden 0.75 puan. 900 milyon TL'den küçük bir Halkaraz mı? Büyük bir Halkaraz. Fakat bu Halkaraz çok beklenen bir Halkaraz olduğu için bu başlıktan 0.5 puan verdim. Geri alım taahhüdü yok 0 puan ve günlük emir taahhüdü yok 0 puan. Şirketin mali yapısından 1.25 tam puan verdim. Patronların veya ortakların geçmişine baktığımız zaman Kesan hissesinde patronumuz oldukça beğenildi. Yatırımcılarını üzecek bir hamle yapmadı aslında. Bu nedenle ben buradan bir tam puan verdim. Şirketin sektörü için yine bir tam puan ve ekstra 0.5 puan verdim. Çok değerli ve kıymetli bir sektör. 10 üzerinden 7 puan aldı. Peki şimdi yine önemli bir kısım. Bu Halkaraz'a tahmini kaç kişi başvurabilir ve tahmini kaç da düşebilir kısmında. Bir önceki açıklanan Halkaraz olan Exxon'a 1 milyon 280 bin bireysel başvuru yapmıştı. Ben bu Halkaraz için, Europower için 1 milyon 620 bin başvuru bekliyorum ve 1 milyon 550 bin kişiye dağıtım bekliyorum. Hatta bu sayının daha da yüksek olabileceğini düşünüyorum. Ek pay hariç 40 milyon not üzerinden hesaplarsak
40 milyon lot bölü 1 milyon 550 bin kişi dediğimizde kişi başına 26 lot, o da 1055 TL düşüyor. Fakat ek payın da %80'ini bireysellere verirlerse, o da ek payı 10 milyon lottu. %80'i 8 milyon lot. Yani bireysellere %80'ini verirlerse 48 milyon bireysel lotu bölü 1 milyon 550 bin kişi dediğimizde kişi başına 31 lot düşüyor. 31 lot çarpı halkanız fiyatı 40 TL 60 kuruş dediğimizde kişi başına 1258 TL dağıtım sonucu ortaya çıkıyor. Yani ben bu halkanızda ortalama 1500 TL ile başvurmayı düşünüyorum. Herhangi bir yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Beğeni yapmayı ve yorumda bulunmayı unutmayın. Görüşmek üzere.